aşka düşmüş yolcu isen, hak yolunda ölmek gerek. Ölüp de dirilmek için masivayı yakmak gerek. Gaflet meydanından çıkıp muhabbete ermek gerek. Kutbül Arif'in, yani Ariflerin kutbu olarak anıldı Kuşadalı İbrahim Halveti. Dini ilimlerin tümünde, özellikle tefsir ilminde yetkin bir alimdi. Halvetiye tarikatının Şabaniye kolunun velilerindendi. Muradı, vahyin başlangıçtaki, kutlu zamanlardaki idrakine dönmekti. Çünkü dini yorumların zaman içinde asıldan uzaklaştığı kanaatindeydi. Tekke devri geçmişti artık. Muhabbet zamanıydı. Muhabbetle Kur'an'a dönme çağıydı. ...1774'te Aydın'ın Çınarlı Köyü'nde doğan İbrahim Efendi, Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde öğrenim gördükten sonra İstanbul'a giderek Hoca Emin Efendi'nin öğrencisi oldu. 30'lu yaşlarındayken Beypazarlı Ali Efendi'ye intisap etti. Vakti geldiğinde şeyhinden hilafet alarak irşat göreviyle Mısır'a gitti ve Kahire'deki Gülşeni dergahında ikamet etti. Kuşadalı 1820 yılında Aksaray Sinekli Bakkal'da kendisi için yaptırılan tekkenin şeyhliğini kabul ederek irşat faaliyetini orada sürdürdü. 1832 yılında tekkede çıkan yangında rivayete göre Kuşadalı sohbeti kesmemiş, alevler kapıya dayandığındaysa hadi çıkalım elhamdülillah merasimden kurtulduk demişti. Artık tekkelerde eski feyiz kalmamıştır, bundan sonra seyr-i sülük hususi sohbetlerle devam edecek diyerek tekkenin yeniden inşasına izin vermeyen Kuşadalı, irşat sohbetlerini 1843 yılına kadar sürdürdü. Sonra Mekke'ye ve Şam'a yolculuklar yaptı. Muhtemelen 1846 yılındaki ikinci hac yolculuğunda hacıların ihram giydikleri Rabi mevkiinde vefat etti. Kuşadalı İbrahim Efendi için hakkı bilmenin yolu, sohbet muhabbet sırasında yaşanan halden geçer. O hal ki akıl askıda kalmışken yaşanır. Farklılıklar kalkar, aynılıklar hakim olur. Sohbet ikiliğin bittiği noktadır, arındırır. Bütün yeryüzünü bir tekke olarak gören Kuşadalı İbrahim'in, böyle bir seyr-i sülük nasıl gerçekleştirilir sorusuna cevabı, bidayete rücuyla, yani başlangıca dönüşle olmuştur. Döneminin en yüksek alimlerinden olmasına rağmen herhangi bir eser kaleme almamıştır. Kendisinden yazılı olarak kalan yegane kayıtlar, 1820-21 yılından itibaren müritlerinin terbiyesi amacıyla yazdığı mektuplardır. İlim tahsilini seyr-i sülukun yarısı saymış, hiç kimseyi halife tayin etmeyerek, hali hilafet kimde zahir olursa ona tabi olunmasını öğütlemiştir. İbrahim bugün Allah'tan gayrı olan şeylerden arındı. Varını canana verdi, gayrı hem can istemez.